Değerli arkadaşlar, bugün 19 Haziran 2022, yine Eskişehir'de bir video çekimiyle birlikteyiz. Ben Tulumba Cero. Arkadaşlar sıklıkla soruluyor, döküm tulumba mı, saç tulumba mı? Şimdi benim önümde dekorluk olarak hazırlayacağım bir döküm tulumba var. Fakat çok ilginçtir ve şaşılacak bir durumdur ki bu tulumba artık birçok arızasına ve sıkıntısına rağmen iş göremez hale gelmiş gibi gözükse de değil, çalışıyor. Şimdi bununla ilgili kısaca bazı tespitler yapacağım ve döküm tulumbaların ne kadar sağlıklı ve güzel olduğunu size anlatacağım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şimdi öncelikle kapak ve piston kol kısmından bahsedeyim. Gördüğünüz gibi burada kol kısmında, piston kısmında milin burası vidalı olup buraya sabitlenmesi gerekirken bu bir şekilde işlem görmüş. Buraya kaynak yapmışlar ve hatalı bir işlem yapmışlar. Çünkü piston mili oynarken arkadaşlar geliyor, erkek klepeye dayanıyor bu şekilde. Suyu yukarı almasına engel oluyor. Şu şekilde engel oluyor. Burada bir sıkıntı var. Öncelikle onu ifade edelim. Yani pistonu sağlıklı değil. İkinci olarak piston mili yamulmuş. Bu tarafa baktığımızda kolun bir kanadı kırılmış. Şurada görüyorsunuz, kol iki taraflı olması lazım. Bir tarafını çok sıkmışlar, kırmışlar. Buradaki miller, civataların hepsi orijinal değil. Buraya görüyorsunuz, herhalde metrik 16 uzun bir civata takmışlar. Çünkü burası zamanla, yıllar çerçevesinde çalışa çalışa boşluk yapmış. Bir de kapaktaki durumu görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde kapakta böyle bir aşınma olmaması lazım. Yani kapak orijinalinde böyle değil. Bir nevi şurada gördüğünüz gibi burada da bir aşınma var ama düz olması lazım yeni kapaklarda. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu tulumba benim bir tahminime göre, tahmin yapmam gerekirse en az 40-50 yıllık bir tulumba. Şimdi kapak kısmında ayrıca şurada da bir civata, kapak sabitleme civatası var. O da bozulmuş. Buraya başka bir somun kaynatmışlar. Onun da dişi kalmamış. Kapağı gövdeye tutturmanın bir mümkünü yok şu an. Tamamen bozulmuş bu. Çalışma sıkıntısı çok büyük. Şimdi arkadaşlar, gövdeye baktığımızda gövdenin şu kısmında da bir işlem gözüküyor. Değerli arkadaşlar, aynı zamanda oturak kısmı, biliyorsunuz suyu tutan kısım burası. Klepe kısmı, alt kısmı, klepe burada çalışıyor. Burada da tamamen bir dağılmışlık söz konusu. Kırılmış, dağılmış, lastik contası eskimiş ve sertleşmiş gibi. Şimdi ben burayı da sökeceğim. Sonrasında da tekrar oraya bakacağız. Ama öncelikle arkadaşlar, tulumbaya bir su çekip çekmeme testi yapalım. Ben çektiğini gördüm. Fakat sizin de görmenizi istiyorum tulumbanın su çektiğini. Değerli arkadaşlar, şimdi burada hazırlamış olduğum bir su var. Bu suyun içerisine koyacağım bunu. Burada su çekme durumunu size göstereceğim. Tabi yapabildiğim kadarıyla, çünkü kapak sabitlenmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani bu tulumbanın 40 veya 50 senelik olduğunu düşünüyorum. Ama buna rağmen hiçbir parçası sağlam olmamasına rağmen bu döküm tulumba çalışıyor. Şimdi bu kısmı zaten sökeceğim ben arkadaşlar. Çünkü bunu dekorluk olarak hazırlayacağım. O nedenle bir de söktükten sonra oturak kısmındaki duruma bakalım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, incelemiş olduğumuz eski tulumbanın oturak kısmını söktük. Öncelikle şimdi bu kısma bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar, hiç oturak kısmında stabil bir durum yok. Fabrikasyon, bütün yapılar bozulmuş. Müthiş bir korozyon var. Sızdırmazlığı sağlayacak temiz yüzey hiçbir şekilde kalmamış, bozulmuş. Ve burada da kırığı var. Yani burada contanın sızdırmazlık sağlayacak kısmı da gitmiş. Ama buna rağmen su çekmeyi başarabildi. Şimdi contaya bakıyoruz arkadaşlar. Ağırlığı üzerinde durmuş olmasına rağmen buna da bir işlem yapılmış. Alta bir tane, belki biraz daha yumuşak doku oluşturmak amacıyla bisiklet şam yerinden bir parça kesilmiş. Ama lastik de her taraftan bozulmuş durumda. Buna rağmen döküm tulumba çalıştı ve performans gösterdi. Burada kovan içine de bakalım arkadaşlar. İşte kovan içini görüyorsunuz. Tamamen pislik ve korozyon. Şimdi arkadaşlar, burada şunu söylemek istiyorum. Eğer santrifüj motorunuza su çektirmek veyahut da pancar motorunun klepesini kullanmak gayeniz yoksa saç tulumba tercih edilmesi çok uygun değil. Normal şartlarda bahçenizde sıklıkla tulumba kullanacaksanız birkaç yüz lira fazla verip döküm tulumba almanızı önemli tavsiye ediyorum. Ve bu tulumbanın hali de benim bu tavsiyemi doğruluyor. Arkadaşlar, umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.